Arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün videomuza biraz geç başlıyorum. Saat şimdi 3.30. Kışın da gıcık olan aslında ne biliyor musunuz? Hava çok çabuk kararıyor. Bilmiyorum kamerada belli oluyor mu? Videoyu başlasam mı başlamasam mı diye düşündüm. Çünkü dışarısı karanlık olmaya başlayınca videolarda içerisi çok kötü çıkıyor. Çok karanlık duruyor. Ondan sonra dedim neyse ben yine de bir videoma başlayayım. Videoya niye geç başladım? Çünkü sabah misafirlerim vardı kahvaltıya. Az önce gittiler. Bu arada Hakan da gitti. Onu işe postaladım. Şimdi de evin dağınıklığını toparlayacağım. Aslında fazla bir şey yok. Masayı biraz kenara çektik çocuklar rahat etsin diye. Güzel güzel oynasınlar diye. İşte bir tezgahın üstü biraz dağınık. Orayı şimdi toparlayacağım. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Bu arada diyorum şu çiçekleri artık çöpe mi atsam ama kıyamıyorum. Rengi o kadar hoşuma gitti ki oturma odasına uyuyor diye resimleri falan atmaya kıyamıyorum. Ama vakti geldi galiba. Çiçekler artık solmaya başladı. Bir de bu masayı tek başıma bu tarafa nasıl çekerim diye düşünüyorum. Çekmesine çekerim de halı katlanacak onu düşünüyorum ama ben bir denemelere geçeyim. Evet arkadaşlar bir türlü becerdim işte bakın. Halının yeri biraz değişti ama olsun Hakan akşama gelince yine yerleştiririz. Vazo da gözüme şimdi biraz boş geliyor. O yüzden ne koysam diye düşündüm ve aklıma bir şey geldi. Polda benim bir vazom daha var bakın. Buraya böyle süs koymuştum. Buradan 2-3 tane alsam herhalde bir şey olmaz. Aldım bunu. 2-3 tane kaptım. 4 tane kapmışım. Bunları da şimdi oturma odasındaki vazoya bir koyayım. Nasıl duracak? Evet arkadaşlar bakın böyle duruyor. Bence gayet de güzel oldu. Bunun Almancası Pampasgras. Türkçesini bilmiyorum. Google'e sordum. Google'de ne çıktı? Umarım doğrudur. Pampa otu olabilir mi? Bilmiyorum. Yorumlara yazın muhakkak. Ne diyecektim? Evet. Pampasgras ya da pampa otu aslında ormanda büyüyor. Geçen dedim ki Hakan'a ne olur ormana gidelim. Pampa otu toplamaya gidelim. Ben bunu internetten aldım. Amazon'dan. 4 euro herhalde. Çok ucuzdu. Japonya'dan geldi herhalde. Çünkü gelmesi bir iki hafta sürdü. Ama resimde daha büyük göstermişler. Yani ben böyle hayal etmemiştim. Koca koca pampa otuydu. O yüzden böyle idare ediyorum. Bunu normalde çok pahalı. 15 euro mu? 12 euro mu ne? Kusura bakmayın da bir otu için de o kadar para hiç veremeyeceğim. O yüzden Hakan'a dedim ki açtım dedim ne olur bak ormanda da büyüyor. Gidelim ormana pampa otu toplayalım. Gelelim hem eve çok güzel dekor olur. Kızdı bana. İşin gücün yok mu senin? Bizi ormana götüreceksin işte bilmem ne bilmem ne. Kaldım şimdi bunlarla idare ediyorum. Ama sizlere tavsiye verebilirsem gidin ormana ormandan toplayın. Umarım daha güzel olur. Evet şimdi burası bitti. Mutfağa geçiyorum. Çoğunu aslında sabah yıkadım. Bulaşık makinesi de bitti. Hakan işe gitmeden önce hemen yemek yaptım. Aslında sırf şu tencereleri yıkacağım. Ondan sonra mutfağımız da bitti. Diğer taraflar zaten dün akşamdan toplu. Ondan sonra hep beraber kurabiye yapacağız. Çünkü Hakan'ın kuzeninin kızı doğdu ve yarın Mevlüt'ü davetliyim. Herkes bir şeyler yapıyor. Ben de ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Geçen internette elmalı kurabiyenin tarifini gördüm. Dedim onu yapayım ben en iyisi. Zaten uzun zamandır denemek istiyordum. Tam fırsat oldu. Dün akşam da arkadaşlarım geldi oturmaya. Kahve içtik. Konu konuyu açtı. Ondan sonra işte dedim ben yarın için kurabiye deneyeceğim. Bir arkadaşımla misafir bekliyormuş. İşte konuştuk. Dedik aa hep beraber kurabiye yapalım. Herkes biraz biraz götürür eve. Kurabiyeler de burada bakın. Tabi üzerine daha pudra şekeri dökülecek. Ama açıkçası bu benim gözüme biraz az geldi. Sanki yetmeyecekmiş gibi geliyor. İçim rahat etmedi. O yüzden diyorum ki zaten dün nasıl yapıldığını gördüm. Çok da basit. Hani zor bir şey değil. Bugün de hemen bir iki tepsi yapayım ki pinti gelin demesinler bana. Evet dediğim gibi şimdi ben buraları bir toparlayayım. Ondan sonra hep beraber kurabiyelere girişeceğiz.
Evet arkadaşlar, mutfağın işi de bitti ve şimdi hemen kurabiyelere geçiyoruz ve harcınla başlıyoruz. Elmalı kurabiyeler için bu malzemeler gerekli. 2 orta boy elma, 1 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı şeker ve 100 gram ceviz. Önce cevizleri robottan geçiriyoruz. Elmaları da soyduktan sonra robottan geçirecek. Tabii ki elmaları rendeleyebilirsiniz de ama bence robot daha pratik bir çözüm. Elmaları da tavaya, yani cevizleri ilave ediyoruz. Şimdi de tarçını ve şekeri ilave ettikten sonra güzelce bir kavuruyoruz. Hamuru içinde 125 gram oda sıcaklığında margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya şekeri, 1 paket kabartma tozu ve aldığı kadar un gerekli. Şimdi un hariç tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştıralım. Üzerine azar azar un ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Hamuru yoğurduktan sonra kısaca bir dinlendiriyoruz ve o arada fırını 180 dereceye açalım. Hamuru güzelce açtırıyoruz. Ben yapışmasın için de hamurun üstüne yağlı kağıt koydum ve öyle açtırıyorum. Evet ve kenarlarını şimdi düzenleştiriyorum. Bunu da şimdi pizza gibi bölüyorum. Arkadaşlar neyi fark ettim biliyor musunuz? Ben pudra şekerini unutmuşum koymaya. Tekrar hamuru attım içine şimdi. 110 gram pudra şeker ekliyorum. Ve tekrar yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, tekrar açtım, tekrar kestim. Ve şimdi bir tatlı kaşığı kadar harcını koyuyoruz. Ve şimdi dıştan içe doğru yuvarlıyoruz. Tepsiye koymadan da hafif böyle kıvırıyorum. Hamurumuz bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sanırım 10-15 dakika kadar fırında kalması lazım. Hafif böyle kararmadan çıkaralım. Evet arkadaşlar, hamurum bitti. Biraz harcım kaldı. Bakın bunu da buzluğa atarım. Başka bir zaman pasta yaparım bununla. Benim kullandığım ölçüde tam 1,5 tepsi çıktı. Bir tepsi fırında. Bu da diğer tepsi. Yani tam 1,5 tepsi. Sanırım o yeterli olur artık. Bunun üstüne de eklersem 1,5 tepsi mevlüte gidebilirim. Ve son olarak üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Ve kurabiyemiz bitti. Şimdi ama bir de deneyelim nasıl olmuş. Mis mis mis. Çok güzel olmuş valla. Ellerime sağlık. Bakın şimdi hepsini böyle borcama dizdim ve bunu güzelce paketleyeceğim şimdi. Ay çok güzel oldu ya. Benim böyle paketleme işleri zaten çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim bitti ve şimdi ne düşünüyorum biliyor musunuz? Tam emin olamadım. Biz zaten evvelsi gündü. Evet evvelsi gün bebek görmeye gittik zaten. Yarın da mevlüt var. Şimdi ben tekrar hediye alıp da mı gitmem lazım? Yoksa bebeğe zaten hediye aldım diye gerek yok mu? Bilmiyorum vallahi. Hani oraya şimdi boş da gitmek istemiyorum. O yüzden ne yapacağımı gerçekten şaşırdım. Ve en iyisi ben bir Hakan'ın halasını bir arayayım. Ona sorayım. O öyle şeylerden çok iyi anlar. Evet arkadaşlar, halama ulaşamadım. Neyse. Ben bir şey almayacağım herhalde ya. Zaten kurabiye de yaptım. Bilmiyorum. Alsam mı almasam mı? Problem ne biliyor musunuz? Bugün cumartesi ve pazar günü, yarın her yer kapalı. Ve saat 8'e kadar aldım. Yoksa boş gideceğim. Daha doğrusu boş zaten gitmiyorum. Zaten ben kurabiye yaptım yani. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Neyse. Ben şimdi yarın için bir başörtümü hazırlayayım. Daha doğrusu size başörtülü halimi göstermek istiyorum.
Ben böyle mevlütlere veya camiye gidince hep aynı başörtüsünü kullanıyorum. Sade ve şık. Burada. Evet arkadaşlar, nasıl olmuş? Ben böyle çok hafif takıyorum çünkü başörtüyü indirdikten sonra burası böyle hep böyle yapış yapış oluyor sanki. O yüzden çok hafif böyle saçların üzerine geçiriyorum ve bunları da böyle arkaya attırıyorum. Az önce bir arkadaşım aradı. Yarın kahvaltıya gelmek istiyorlarmış. O yüzden yine ev bezlerini aldım. Temizliğe başlayacağım. Aslında evim temiz gerçekten. Daha dün temizlik yaptım ama bilmiyorum, böyle içim hiç rahat değil diyorum. Aa, acaba şurası pis midir? Şurası tozlu mudur? Tuvaletin üzerinden muhakkak geçerim. Evet ama şimdi şu masada başlayayım. Zaten siyah ya masamız. Toz hep belli oluyor. O yüzden önce bir şu masanın üstünden geçeceğim. Ondan sonra belki duyuyorsunuzdur. Süpürgemi de çalıştırdım. Hemen evleri süpürsün, silsin. Evet arkadaşlar, ben temizliğimle bittim. Sadece Roborock'un bitmesini bekliyorum. Ondan sonra küçük bir market alışverişine gideceğim. Yarın için birkaç eksik var gördüm. Onları hemen tamamlayıp eve döneceğim. Evet arkadaşlar, ben gittim geldim hemen ve 13 euro 53 sent harcamışım. Ve neler aldıklarımı hemen size gösteriyorum. Kırmızı biber aldım. Yarın kavururum diye düşündüm. Yoğurtla iyi gidiyor kahvaltıda. Peynir, burada beyaz peynir, kaşar peynir, salam. Bu Kreuterkvark ama biz bunu sürme peyniri olarak kullanıyoruz. Ondan sonra tekrar farklı sürme peyniri. Ekmek aldım. Bu ekmekler bakın yarı çiğ. Bunu 10 dakikalık fırına atıyorsunuz. Ondan sonra mis gibi taze ekmeğiniz oluyor. Burada da ekmek var. Bunlar da kepekli ekmek. Evet, alışverişimiz bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar, alışverişleri yerleştirdim. Mandalinlerimi yedim. Şimdi koltukta keyif yapıyorum. Nalan da yanımda. Ve biz beraber dizi izliyoruz. Bakın sevgili geçmişe bakıyorum. Ve bugün enteresan bir şey olmayacağına göre videoyu burada bitireyim diyorum. Bugünlük vlogumuzda, daha doğrusu videomuzda böyle olsun. Söz veriyorum, haftaya yine uzun uzun vlog çekeceğim. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın ve bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.